Efendim şimdi Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu bugün meclis grup kürsüsüne çıktı. Grup toplantısında ve bunu veda için yaptı. Kürsüye veda etmek için bugün buradayım. Bu satırları kaleme almak benim için de hiç kolay olmadı. Bu salon, bu kürsü aslında benim evim. Size son kez bu kürsüden bakmak istiyorum. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun meclis grubuna vedası, salonda dökülen gözyaşları. Birbirimize bakacağız, birbirimizi kucaklayacağız. Başardık diyeceğiz, başardık. Hakkınızı helal edin dostlarım. Hadi bismillah. CHP meclis salonu için tarihi bir gündü. Kılıçdaroğlu sadece genel başkan değil, Cumhurbaşkanı adayı olarak da salondaydı. Grup kürsüsünün üzerindeki CHP logosu Türk bayrağıyla kapatıldı. Kılıçdaroğlu'nun arkasında da Türk bayrağı vardı. Bu kürsüde insanlarımızın onuru ve demokrasimizin kaderi adına son kez konuşuyorum dostlarım. Umutluyum be dostlar. Gerçekten umutluyum. Grup başkan vekilleri, milletvekilleri, partililer hem ağladılar hem alkışladılar. 2010 yılından bu yana genel başkan sıfatıyla geldiği mecliste milletvekilleri ve partililerin uzun bir tebrik kuyruğuyla karşılandı. Tek tek tokalaştı. Sarayın yol arkadaşı olmak kolaydır. Orada para vardır, pul vardır, şan vardır, şöhret vardır, güç vardır, kibir vardır, nefse teslim olmak vardır, haram vardır, günah vardır. Bay Kemal'in yol arkadaşı olmak ise hiç kolay değil, zordur. Sizler Bay Kemal'le beraber yürümeye karar verdiniz. Sizin bu tercihinizi unutmayın. Yüreğime yazdım. Sizin gibi yol arkadaşlarım olduğu için onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Allah hepimizden razı olsun, hakkınızı helal edin. Kılıçdaroğlu daha önce Cumhurbaşkanı'nın partili olmaması gerektiğini defalarca söylemişti. Uzun süredir parti rozetini de takmıyor. Türk bayrağı var yakasında. Seçimlere kadar CHP genel başkan sıfatını taşıyacak ama tarafsızlığa vurgu yapmak için parti grubuna veda etti. Büyük lokma yiyeceğiz ama artık büyük laf etmeyeceğiz. Dostlarım bilsin ki öleceksek bu vatana olan aşkımızdan öleceğiz. Ve bir gün tüm bunlar geçecek. Şafak tatlı bir gülümsemeyle doğacak. Zalimlerin tahtlarını yıkmaya çok yakınız. Buna inanın. Hakkınızı helal edin dostlarım. Hadi bismillah. Bu sözlerle indi kürsüden. 13. Cumhurbaşkanı adayı olarak da deprem bölgesine gidecek Kılıçdaroğlu.